İyi akşamlar. Habertürk TV ekranlarından 25. saatte yine birlikteyiz. Konuğumuz CHP Samsun Milletvekili aday adayı Sayın Hayati Tekin. İlk bölümde Samsun'u konuştuk. Neden Hayati Tekin'in listelerine yazmaları gerektiğini konuştuk. Ve siz anlatırken ben de dedim ikinci bölümde neden CHP'ye oy vermeleri gerekir vatandaşların? Oradan devam edelim isterseniz. Yani vatandaş 7 Haziran'da CHP'yi neden tercih etsin? Neden oy versin? Şimdi sizin sorunuzda çok geniş bir mana yüklendiğini görüyorum. Şöyle ki CHP derken Denizli'sinden, Samsun'dan, Kırşehir'inden, Van'ında Edirne'sine kadar niçin CHP'ye oy versin? Tabii, Samsun özelinden başlayıp yani, tabii, Türkiye'ye yani devam ederim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir defa Cumhuriyeti kuran parti olma hasabıyla kendi bünyesinde taşıdığı bir omurgası, duruşu, bir milli duruşu var. Bu milli duruş bütün Türk insanının ihtiyaç duyduğu bir duruştur. Bunu bir kenara koyarsak, sadece Samsun'dan baktığımızda, Samsun'umuzun birçok sorunun olduğunu ve bu sorunlarla bu zamana kadar gelen iktidarların ilgilenmediğini, ilgilenmiş ise niçin ortaokuldayken Hayati Tekin Samsun 7. şehirdi de şu anda 31. şehir? Samsun'un o günden bugüne neyi eksik? Samsun'a şöyle bir baktığın zaman o günden bugüne de yolu izi yenilense bile yine aynı şekilde Samsun-Ankara yolu bağlantı merkezi nokta Samsun. O bağlantıdan dağılıyor Ordu'ya, Giresun'a, Trabzon'a, Artvin'e kadar şerit. Aynı şekilde Sinop, Kastamonu yine Samsun'dan dağılıyor. Yani Samsun kesişme noktası. Yani Samsun zaten büyük şehir. Bu bağlantı noktasının haricinde baktığın zaman Samsun'a, Samsun iki tane ovası var. Karadeniz sahilinde hiçbir şehirde olmayan bir doğal konum ve artısı var. Onun yanı sıra deniz bağlantısı olan, limanı olan bir çanakta güzel bir konumda olan bir doğa akışı ve yapısı var. Uluslararası havaalanı var. Sivas'tan Ankara'dan içine kadar gelen demiryolu ulaşımı var. Bu bahsettiğim sadece bu artılar bile bir şehirde adeta şehir bağırıyor. Diyor ki ben her şeyim hazır. Gel beni işle. Gel bana sahip çık. Ben Türkiye'de flaş olmaya hazırım bu konumum dolayısıyla diyor. Peki öyleyse Samsun niye 31. Bunun cevabı basit. Bu zamana kadar siyasete sadece mevkilere, makamlara gelinmiş. Onlar ahbap çavuşla birilerini atamışlar. Sadece günlük düşünerek ileriye dönük projeler yapmadıkları için şehir bu hale gelmiş. Şehre bugün bakıyorsunuz. Trafik keşmekeş. Kah yayayla kah arabalarla. Halbuki bugün bile Hayati Tekin'in baştan beri bağırdığı Doğu Batı Çevre Yolları, Doğu Batı Çevre Yolları diye ağzımızda ak tüy bitti örneğin. Halen daha etütleri, projeleri bile yok. Bazı insanlar diyor ki Batı Çevre Yolu yapıldı. Onu da buradan belli etmek istiyorum. İnişli, kalkışlı, rampada kavşaklarıyla beraber 30 metrelik şehir içi yoldur o. Evet. Batı Çevre Yolu değil. Batı Çevre Yolu etütleri ancak başladı. Batı Çevre Yolu, Doğu Çevre Yolu bahsettiğim konumda şehri ne yapacak? Batı Çevre Yolu diye söylenen yer Recep Tayyip Erdoğan bulvarı diyor. Evet, 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 evet. Şimdi Batı Çevre Yolu ve Doğu Çevre Yolları'nın yapılması şehrin, şehirler arası yol trafiğini bir defa şehrin dışına alacak. İlçelerin bağlantısını oralardan yapacak. Şehir de güneye doğru yayılacak. Ve bu hengame üst üste yapı da yıkılıp yapılarak kendini rahatlatacak. Kentsel dönüşüm deniyor. Kentsel dönüşüme bu şehir niye başlayamıyor?
Bakın hala aynı yerde patinaj ettiğimiz için biraz teknik olacak ama E4 kat sayılı kentsel dönüşüm veriliyor. Bu zihniyetle 30-40 sene sonra tekrar o binalar yıkılıp yapılma mecburiyetinde kalacak. E4'ten yapılmış olan, yani şöyle ifade eden, 1000 metrekareye 40 daire sığdırılan bir arsa. Düşünün, 1000 metrekarede 40 daire olacak. Yani bir köy. Bu kentsel dönüşüm falan değildir. Ama buna büyükşehir kendini mecbur hissediyor. Aksi takdirde yıkıp yapmak için trilyonlarca istimlak parası ödemesi lazım. Halbuki doğu çevre batı yolları yapılsa şehir yukarıya doğru rahatlayacak. Hem trafiğiyle rahatlayacak, hem yayasıyla rahatlayacak, hem bu çanakta denizden baktığın zaman güzel bir yapı oluşacak. Şehrin güzelleşip Avrupa'da gittiği zaman bu tip konumdaki şehirler tablo gibi görünüyor. Çek resmini evinin duvarına as. Bizimki de uzaktan bakınca moloz yığınına benziyor. Biz bunu hak etmedik. Sadece hizmet o lineer kısımda görünüyor. Yani 26 kilometrelik deniz koridorunda hizmet görülüyor. Göze batan yenilik. Deniz kenarının harici, hala benim çocukluğumda ortaokula gelirdim. Bahçeli evlerle 8 metrelik, 10 metrelik yollar vardı. Şimdi o bahçeli evler yıkıldı. Beşer katlık bitişikti zaman binalar oluştu. Yollar gene 8 metre, 10 metre. Yaşayan insanlara acımak lazım. Ne güneş görüyor, ne rüzgar alıyor. Bu şehrin şehre benzemesi için doğu batı çevre yolları şart. Gelelim ona. Biz yapacağız diyorsunuz yani. Evet, kesinlikle. Bu şimdi büyükşehrin görevi falan değil. Karayollarının görevi. Ha şimdi niye yapılmadı da yine itiraz ettiğimiz gibi Canik'teki beton yığını yapıldı? Çünkü aynı İstanbul mantığı, biraz sonra geliriz ona. Ne kadar büyük hizmetler yapılıyor. Trafik rahatladı gibi palyatif çözümlerle göz boyanıyor. Seçim alınıyor. Başarılı da olunuyor. Doğu batı çevre yolları, halbuki insanların daha kırsaldan geçerek büyük paralar, daha büyük paralar harcanarak yapılacak olan ama muhakkak yapılması gereken, gelecek nesillere dönük yedi yetimin hakkını düşünülerek yapılması gereken hizmettir. O politikacılar sözüm ona kürsülere çıktığında devasa büyük laflar ediyorlar. Yedi yetimin hakkını da senden benden iyi konuşuyorlar. Ülkenin gelecek nesillerine ne kadar önemsediklerini de senden benden iyi konuşuyorlar. Ama o noktaya geldiğinde nasıl seçimi alırız düşüncesiyle bu paraları çarçur edip heba ediyorlar. Aynı olayı Türkiye'nin diğer yerlerinde de görmek mümkün. Yani İstanbul Boğaz Köprüsü vesaire gibi. Ona biraz sonra geliriz. Gelelim iki ova dedik. Ovaların haline baktığın zaman Rus iş adamları grubu Çarşamba Ovası'na geldiklerinde demişler ki ya siz hep bizden korkuyorsunuz. Biz bu ülkeyi istila etmiş olsaydık bu kadar büyük kötülük yapmazdık demişler. Ne oldu da? Ya demişler, bu ova kabak ağaçları, fındık ağaçları, söğüt ağaçlarına teslim. Hani üretim nerede? Evet, bu kadar münbit bir ova. Nerede sulama kanallarının bittiği? Senelerdir yapılıyordu, ne kadar sene süreceği belli değil. İçinden devasa Türkiye'nin belli nehirleri geçiyor. Kızılırmak ve Yeşilırmak. Ama su akar Türk bakar misali hala yapılacak. Daha kaç neneyi torunu öldüreceği belli değil. 91 yılında ilk bütçe ödeneği konuldu, başlanıldı. 91, 2001, 2011 işte çeyrek asırda bu, bitirdik. Bu gidişle bir çeyrek asır daha koy üstüne. Bırak onu. Sele maruz dere yatakları. Devlet su işleri kaplumbağa hızıyla yürüyor. Birçok derenin acilen ıslahlarının yapılması lazım. Malum dik dağlar denize dik geldiği için bir sel, bir fırtına 20 dakikada sele teslimsin. Yine ovalara dönersek, o ovaları tehdit eden o derelerden bahsettiğim için aklıma geldi ama birçok evler, barklar, yerleşim bölgelerde tehdit altında. Pirincimiz var. Tosya pirinci diye satılıyor. Niye pirinçte ıslahlı tohum bedava verilmiyor? Bu kadar üretime koyuyoruz bir kenara. Niçin
seracılık desteklenmiyor. Hep konuşuluyor. Niçin genel manada tarım desteklenmiyor? Gübreye destekleme verdik 20 lira 40 lira. Bilmem efendim mazot desteklemesi 60 lira 70 lira. Gülünç rakamlarla, büyük şaşalarla algı operasyonu yaratılıyor şehrimizde. Yine şuna benzetiyorum arkadaşlarla sohbet ederken. Biz çocukluğumuzda köy çocuğuyuz elbette ki. Tavuklar holluk derdik, yumurta yaparlardı. Büyük bağırışla, çığırışla yumurtayı yaptıktan sonra tavuk oradan kalkardı. Biz de bir koşu anlardık ki tavuk yumurtladı. Koşardık oraya ki o yumurtayı alalım, onunla simit alalım. Bir simit bir yumurtaydı. Bir giderdik ki, ya koca tavuk bu kadar bağırış, yaptığı küçücük yumurta, bu mu yani derdik. Ellerdik, sıcak olan da o. Hasan dayıya gittiğimiz zaman onunla bize bir simit de vermezdi, bu yumurta küçük diye. Şimdi bizimkiler küçücük yumurta yapıp bağırış bağırış gidiyorlar, sanki çok işler yapmışlar gibi. Neticede bakıyorsun, yapılıyormuş ediliyormuş gibi görülüyor. Geriye baktığında kaplumbağa hızıyla gitmişsin, yedincilik 31.liğe gelmiş, eğitimde 51.liğe gelmişsin. Hayvancılık, bugün bu vesileyle geziyoruz. Ladik'in köyleri, Havza'nın köyleri, Vezir Köprü'nün köyleri, Kavağan köyleri acınacak durumda. Hele de şimdi özel idare gitti, bize göre hiç yetersizdi. Şimdi büyükşehir sadece şehir merkezlerini süslüyor. Şehir merkezleriyle şu anda şehir merkezinden kanunen sözüm ona aynı hakka sahip olan o köyler, mahalleler arasında hizmet ve bakış açısı arasında uçurumlar var. Köyler, dağlar tamamen Allah'a terk edilmiş. Niye? Çünkü orada var 10 oy, 20 oy. Oy potansiyeli burada. Acilen o insanların ilçelerinin, beldelerinin, mahallelerinin, köy statülerinin acilen verilmesi gerekiyor. Bu başarısızlığın karşılığında. Bunu bir kenara koyalım. Siz CHP, orada hayvancılar. CHP iktidara geldiğinde, konu gelmişken onu konuşalım. Evet, efendim. Yani iktidara geldiğinde bu bütün şehir yasasının iptali veyahut da bir önce söylediğiniz gibi özel idarelerin yeniden gelmesi, köylere statülerinin verilmesi gibi bir düşünceniz, bir plan programınız veya sizin şahsi olarak bir kanun teklifi düşünceniz var mı? Şimdiden söyleyeyim. Evet, benim var. Ha, güzel. Buyur. Şimdi ben sizin sorduğunuz, sizin CHP olarak bunu var mı deyince ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı manasında buna cevap veremezdim ama şimdi bakıyorum. Evet, buna benim birçok nedenle benim böyle bir teklif verme yaklaşımım var. Bir nedenle değil. Bakın, orada bir belde vardı. O belde onun her şeyine koşuyordu. Şimdi o beldenin üçte biri kadar hizmet gidiyor. Onun köyü vardı, köyün statüsü vardı. Merası vardı. Meranın geliri o köye geliyordu. Şimdi bir meradan bile gelir, o köyün doğal varlıklarından onu köye aktarılması gereken varlıklar bile gidiyor. Yok tarım il müdürlüğüne, yok büyükşehire. Hatta ve hatta daha ilginci ve acısı, köylerde imam evleri var. Bu imam evlerini köylü kendinden arsa bağışlayarak verdi. Evet. O evlere köylüler para toplayarak, kendi aralarında toplayarak, imam bir fiil benim evim oluyor diye çalışarak kendilerine mekanlar oluşturdular. Sığınma yerler oluşturdular. Üç gözü de en fazlası, bir tuvalet, bir banyo, sığınacak kadarlık mekanlar yaptılar. Şimdi onlardan bile devlet diyor ki kiralarınızı Diyanet'e vereceksiniz. Niye Diyanet'e versin? Diyanet mi yaptı bunu? Bırakalım, bunlar basit kalıyor hatta. Bugün soruyorum, Mardin'de, Van'da, Diyarbakır'da halk kime teslim? PKK'ya teslim bu büyükşehir yasasından dolayı. Bizim burada baskı var. Asarcık, sen bize oy vermedin. Ne yüzle geliyorsun diyor büyükşehir. Ne köyündensin? Çırakman Mahallesi örneğin. Bakıyor bilgisayara. Ya verdiğin oya bak, istediğin hizmete bak.
Bu senin bir kişi bile olsa vatandaşın kardeş. Bu ne insanlığa sığar, ne Müslümanlığa sığar, ne ahlaka sığar. Nasıl sen vatan... O zaman çok çalış, o gönlüne gir, al oyunu. Hem beyninden hem hizmetinden takdir topla da al. Tehditle yaklaşıyor. Buradaki AKP anlayışı bile. Doğudaki HDP'liler o zaman çok daha haklı demek ki. Nereye oy verdin? Demek ki sen vatanından yanasın ha. Demek ki sen devletinden yanasın. Demek ki sen Türk milletinden yanasın. Sana ben suyu ne zaman ki sen bölücü PKK'dan yana olursun o zaman sana hizmet getiririm demese bile fiili olarak netice buna geliyor. Orada adı konmamış özellikler ilan ediliyor. İşte bu büyükşehir yasası bu nedenle de bir ihanet yasasıdır. Ve bunun gerisindeki proje de geleceğe dönük adımlardır. Feodalizme gitmenin ayak sesleridir. Şehrimizden sonra aynı vesileyle dilerim ki aynı konuya devam edelim. Çünkü bu ülke gündemini ilgilendiren evet. Bir konu haline geliyor ama evet. Ben notunu aldım ve kısaca toplamaya kalkarsak ben onun notunu aldım soracağım siz devam edin Samsun. Özet olarak şehrin sorunlarına bakarsak şehir kırsalla şehir merkezinde birçok sorun olmasına rağmen kırsalla şehir arasında aşırı derecede bakış açısı, hizmet anlayışı ve hizmetin oraya götürülüşünde uçurumlar var. Bu aradaki fark acilen kapatılmalı. Onlar da bizim insanımız. Ama o manada onların tamamen kanalizasyonuyla, içme suyuyla, desteklenmeyen tarımıyla, desteklenmeyen hayvancılığıyla hakikaten biraz önce dediğim gibi Allah'a terk edildiğini görüyoruz. Böyle devlet olmaz. Böyle hükümet olmaz. Devleti devlet yapan sosyal duruşudur. Adalettir. Güvenliktir. Milli eğitimdir. Bugün oralara gittiğin zaman sosyal adalet dengesizliğinin uçurumunun dağlar kadar olduğunu görüyorsun. Milli eğitimden zaten pay almadıklarını görüyorsun. Okullar kapalı, taşımayla bilmem neredeki okula gidiyorlar. Evet. Aynı zamanda güvensiz bir hal doğmuş köylere gittiğimizde acaba CHP'li mi, AKP mi? Konuşma korkuyor köylü kırsal. Bırakın şehirdeki bugün de geçen bir faşist yasayla daha da fazla insanlar baskı altına alınacak ama zaten baskı altında. Korkudan insanlar ne partilerini söyleyebiliyorlar o kırsalda özellikle ne fikirlerini söyleyebiliyorlar. Sanki kaybedecek devasa fabrikaları varmış gibi. O kadar sindirilmiş. Devleti devlet yapan unsurların en başında adalet gelir. Adalet Türkiye'de bu kadar rencide edildikten sonra devlet olmanın ne anlamı var? Polis bu kadar yanlı olduktan sonra güvenlik o kadar insanları güvensiz bir hale getirmişse devletin ne anlamı var? Milli bir duruşla milli bir eğitim olmayacaksa yine devletin ne anlamı var? Devleti devlet yapan adalet, güvenlik ve milli eğitimdir. Gerisi teferruattır. Ana nüve budur. Ana nüve yıkıldı. Ve bunu Samsun iliklerine kadar yaşıyor. Samsun'da yapılabilecek çok iş var. Hayvancılığıyla, tarımıyla, hatta ve hatta tarım ve hayvancılık çok önemli olmasına rağmen balıkçılığıyla desteklenmesi gereken birçok yön varken Sinop'un 1/3 kadar teşvik alıyoruz. Ordu'nun 2/3 kadar teşvik alıyoruz. Samsun sanki yukarıdan bakanlar açısından büyük ve gelişmiş bir imaj içinde. Halbuki tablo ve görüntü tam tersine. Tamamen göz boyama ve güncel hareketlerle karşıya geçilmeye yani çalışılıyor. Sonuna gelmiş olan teşvik yasasını diyorsunuz. CHP iktidarında yeniden kesinlikle değerlendirilmesi ve Samsun'un hakkını alması için çalışma yapacağım. Aferin. Aynen öyle. Ya zaten bunu göz görüyor. Ha şimdi Samsun'da sırf şey mi var? Samsun'da insanlar bu işsizlik potansiyelinden dolayı dışarı kaçtı. Samsun oldu emekli şehri. Tersane alanı. Yaklaşık 2800 dönüm senelerdir paylaşılamadığı için
Hala tersane olayı için bir gün düşünün, 15 bin kişiye sözler verilip oylar alındıydı. İnsanlar oraları unuttu. Bugün o rant paylaşımından dolayı paylaşamadıkları için sanayiye çevrilmiyor. Senelerdir konuşuluyor. Aynı ovaların suyu gibi. Şeker fabrikasının arazisi senelerdir konuşuluyor. Ama hemen sıcak parayla nasıl satsak da hükümet onu paraya çevirsem de şurada göz boyasam diye uğraşıyor. Bereket Danıştay şeker fabrikasının arazisini iptal etti. Tersane alanında ne oluyor? 100 dönüm 50 dönüm yere ihtiyacı olan benim 1000 dönüm fabrika lazım bana. Ben şöyle boru üreteceğim, böyle bilmem ne üreteceğim diyerek 1000 dönüm araziler istiyorlar. Halbuki o 1000 dönüm arazide 30 tane fabrika olur. Yolları izleri de çıktıktan sonra. 30 tane fabrikada bugün neresinden baksan 1500, 2000, 3000 kişi şekline göre ekmek yer. Ama işsizliği şunu bunu düşünen yok. Bugün çok büyük laflar edilerek 12 yıldır başımızda 4 dönem milletvekili olanlar vardı. Nerede? Hani seçim atmosferi, hadi sıcak ortam, hani onlar politika yapıp yürekleri insanlara hizmet için çarpıyordu? Hani nerede? İnsan utanır, ağırlanır azıcık. Şimdi soruyorum yine. Bugünden gene yeni parmakçılar seçiliyor maalesef. Sizin aracılığınızla soruyorum. Burada birçok reklamları da görüyorum. Arkadaşlar da bu stüdyoya gelecektir. O arkadaşlara lütfen sorun. Temayülden önce sorun. Açıklanmazdan önce sorun. Deyin ki Samsun'un sorununu bu kürsüye çıktığında, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne çıktığında içinden geldiği gibi bildiğin doğruları Allah rızası için Tayyip Erdoğan'a rağmen söyleyecek misin? Sıkıysa söyleyeceğim desin. Anında çizgiyi yer. Şimdiden biat etmeye gidiliyor. 3 dönemde yapsalar, 5 dönemde yapsalar bu zihniyetle bir anlamı olmaz. Ama bu bir sistem, geriye. Sistem problemi değil mi Sayın Başkan? Sistem problemi, evet. Aferin, güzel. İstersen sisteme girelim. Yani sisteme girmek lazım. Aferin, şimdi diyorsun. Ben olaya, çünkü geçen hafta yazdığım bir yazıda değindim. Şimdi CHP'de bugün ön seçim var. Aday adayları Samsun'un vekili olmak için adayız diyorlar. Bu çok doğal. Evet. Bu seçim için. Niye? Çünkü CHP üyesi karar verecek. Diyecek ki bizim adayımız bu. Onlar da millete sunulacak. Millet de içinden 3'ü, 5'i, 10'u neyse 9'u zaten var zaten. Hı. Oy verecek, seçecek. Dolayısıyla vekalet koltuğuna genel başkanın, genel merkezin iki dudağı arasında gitmeyecek. İki dudağı arasında değil. Evet. Ama bu yapılmadan önce, geçen dönem, önceki dönem ve mevcut partilerde genel merkez karar verdiği zaman iki gün sonra Samsun'un hakları konuşulurken siz nasıl çıkıp da ya bu nasıl oluyor diyeceksiniz. Çünkü dediğinizde size denilecek olan şey şudur. Seni ben seçtim. Ben seçtim. Yani ben ne dersem onu yapacaksın. Ya partilerde lider ve genel merkez sultası.